Herkese hayırlı günler değerli izleyicilerim. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için kelle söğüş yapacağım. Onun için kellemizi bir gün akşamdan temizledim derisinden. Parçaladım ve tuzlu suda sabaha kadar beklettim. Şimdi pişireceğim arkadaşlar. Tenceremiz burada. 10 litrelik düdük tencerem var. Tenceremi alacağım. İnanın çok zahmetli bir yemek oluyor bu. Şöyle tuzumu da atalım. Sıcak suyumuzu üzerine boşaltacağız. Düdüklü tenceremizi kapattıktan sonra yaklaşık 1 saate yakın orta ateşte pişireceğim arkadaşlar. Piştikten sonra da tekrar buluşalım. Etimiz yan tarafta pişene kadar ben de salatasının malzemelerini hazırlayacağım. Arkadaşlar etimiz pişti. Gördüğünüz gibi lokum gibi haşlandı. Şimdi bunu tabağımıza alacağım. Arkadaşlar etimi tabağımıza aldım. Fırın tepsime daha doğrusu. Ve şöyle göstereyim size. İnanın lokum gibi böyle etinden kemikler ayrıldı. Bunları kenara alacağım. Ve bu etleri ben şimdi henüz sıcak. Biraz soğuduktan sonra parçalara ayıracağım ve ekmek arası söğüşümüz nasıl yapılırmış hep birlikte izleyeceğiz arkadaşlar. Bir tane çatal alacağım şimdi. Çok sıcak. Böyle hafif iri parçalara, fazla da ufaltmayacağız. Şu dili arkadaşlar, dil sevenler bilir. Kenara alacağım. Arkadaşlar etimizin tamamını kemiklerinden ayıkladım. Kemikler şöyle kenarda. Bunu kenara alıyorum. Tamamen etimizi sifteledik ve görmüş olduğunuz soğanlı söğüş salatamızı yapmıştım. Bunları şimdi güzelce karıştıracağım. Etimizi şöyle alıyorum. Salatamızı şöyle ovuşturalım bir. Tuz atmıyoruz. Tuz attığımız zaman sulanıyor arkadaşlar. Böyle tel tel olmasını istiyorsanız tuzu en son yiyecek zaman atın. Salatamız gayet güzel oldu. Şöyle ellerimi yıkayayım ben. Arkadaşlar kameramı biraz daha yükselttim. Daha iyi görebilmeniz için. Şimdi ekmeğimiz bütün ekmek. Bunu ikiye keseceğim ben. İçini açtım. Arkadaşlar şöyle. Şunu daha rahat alacağım. Bol miktarda soğan salatamızdan alacağız. Ve acı biberimiz. Karabiber. Ve olmazsa olmazımız sumak. Ve söğüşümüzden şöyle alacağım arkadaşlar. İnanın arkadaşlar artık havalar soğuyor. Tam çorbası, yemeği artık nasıl seviyorsanız öyle kelle yapın, işkembe çorbası yapın, kelle paça yapın. Biraz daha acı atacağım üzerine. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle yapıp üzerine bastırıyoruz. Ve ekmeğimiz hazır. Söğüşümüz. Sevmeyen yoktur herhalde arkadaşlar.
Diğer ekmeğimizi de aynı şekilde hazırlayacağım. İlk önce soğanımızdan. Baharatlarımız. Arkadaşlar ben bu kellemizin temizliğini çekim yapmak istemedim. Belki çocuklara falan denk gelir videomuz. O yüzden derisini yüzerken, parçalarken o videolarını çekmedim arkadaşlar. Sizlere sadece bu hazırlanmış halini göstermek istedim. Böyle arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Ekmek aramız, şöyle kelle söğüşümüz. Bugün böyleydi arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.